Tabii şöyle biraz önceki kaldığımız yerden isterseniz birkaç Buyurun. cümle söyleyeyim. Tabii. Şimdi çalışan sayısı Türkiye'de tabii 17 milyonu geçiyor SSK'lı. Emekli sayısı da işte 15 milyon 800 bin. Karşılama oranı dedik, emekliler sayısı fazla. Evet, 1,7'lerde aktüaryel denge. Ama bu sadece bir şey ifade etmiyor. Yani sadece çalışan sayısının fazlalığı ya da azlığı, işte dörde bir oranında olması olmaması değil, verdiğiniz tutarlar da önemli. Yani siz bugün emekli aylıklarını baskıladığınız zaman aslında çalışan sayısını bir nevi artırmış gibi davranıyorsunuz. Yani şu demek, asgari ücreti daha yüksek artırıyorsunuz. Mesela son 7 ayda asgari ücretin artışı 8.500'den 17.000'e geldi. Yeterli mi? Yetersiz. Ama asgari ücretten bir prim tahsilatı yapıyorsunuz ve gelirlerinizi artırıyorsunuz. Ve %100'lük bir artış oluyor bu. Bunu işveren ödüyor. Kamu tarafından baktığınızda 7 ayda en düşük emekli aylığı aslında %33 arttı. Yani Türkiye'nin aslında yarısının aylığı, yani 15 milyon 800 bin emeklinin 8 milyonun aylığı sadece %33 arttı. Yani 7.500'den 10.000 TL'ye geldi. Şimdi böyle olduğu zaman siz aslında bir nevi bütçe dengesini yani biraz korumuş gibi görünüyorsunuz. Yani biraz böyle bütçe dengesi de fena gitmiyor. Mesela gelirleriniz iki kat artıyor asgari ücretten sağladığınız ücretlerden. Giderleriniz de iki kat artıyor ama karşılama oranlarınız çok güzel oluyor. Yani ama bu güzellik çok iyi bir sonuç değil. Yani karşılama oranlarınıza baktığımız zaman geçen yıl %76'yken bu yıl %74-75'e geliyor. Yani prim gelirleri leriyle emekli aylıklarını ve sağlık giderlerine bakıyorsunuz. Bunların karşılama oranı aslında geçen yıldan farklı değil. Oysa bu yıl EYT vardı, bakın 2 milyon kişi emekli oldu, yeni emekli oldu. Bu açın daha fazla olması gerekiyordu ama emekli aylıkları biraz baskılandı. %33 artış oranıyla biraz baskılandı. Tabii seçim ekonomisi dediğimiz şey işte EYT'nin etkisi. Yani EYT etkisi var ama EYT'nin tahmin ettiğimiz kadar etkisi yok İpek Hanım. Şöyle tahmin ettiğimiz kadar. Çünkü EYT'lilerin yarısı çalışıyor. Yani bugün 2 milyon EYT'linin rakamlarla 1 milyonu çalışıyor. Çalışıyor şu demek, 7 bin lira en az devlete prim ödüyor demek. Yani 10 bin lira aylık alan biri aynı zamanda devlete 7 bin lira 7 bin prim lira. ödüyor. Bu da beklenen etkisini biraz azaltıyor. Yani bu anlamda da işte 200 milyar etkisi olacaksa bunu 100-120 milyara düşürüyor. Tabii bu noktada işte özellikle emeklinin beklentilerinin karşılanması çok önemli hale geliyor. Tabii bu artış oranları da onu çok karşılamadığını Karşılamadı. söyleyebiliriz. Türkiye'de işte 10 milyonun altında alan 8 milyondan bahsettik. 10 milyon ve altında alan. Bunlardan 4 milyonu da aslında 8, 10 bin liranın da 10 bin altında liranın alıyor. altında. Yani herkes 10 bin lira almıyor. Dul yetim aylıkları daha da düşük. Diğer taraftan bakın, sosyal yardımlar dediniz. Türkiye'de 300 lirayla 7 bin lira arasında sosyal yardımlar veriliyor. 200-300 lira da var. 16 milyon kişi alıyor ama bir de siz sosyal yardım olarak SGK'nın bağlamadığı 65 yaş aylığını, yine bakım aylıklarını, yani hasta ve bakım aylıklarını kattığınız zaman Türkiye'de 25 milyon kişi aslında bir kısmı 7.500'ün altında, bir kısmı 10.000'in altında, kimisi 200-300 lira ısınma parası yok, elektrik parası. Böyle 25 milyon böyle alıyor. Emekli dedik işte 8-10 milyon kişi 10.000 liranın altında alıyor. Asgari ücretli dedik, genel ücret seviyesine baktığınız zaman asgari ücret bugün 17 bin liraysa ortalama ücret de bunun 1,5 katı oluyor. Yani Türkiye'de genel itibariyle bir fakirleşme ve yoksullaşma var. Yani Türkiye'de nereden bakarsanız, ben şöyle bir baktım, 65-70 milyon insan açlık ya da yoksulluk sınırında aslında. Yani bu rakamlar onu gösteriyor. Yani böyle bir politika öğretmek gerekiyor. Yani buradaki insanların aldıkları tutarlar da çok yüksek değil aslında. Tabii burada önümüzdeki günlerde tabii bu diyoruz ki emekliler tabii çok şey durumda değil. Yani 10 bin lira aylıkla geçinmeye çalışan bir emekli grubu var. Ortalama Bunlarla ilgili kiraların de bir 17 bin lira olduğu da aksiyon düşünülürse. alınması. Yani düşününüz, onlar 17 bin lira. İşte Türkiye'de açlık sınırı 14 bin lira diyoruz. Yani
her emekli yaklaşık açlık sınırında. Tabii. Ortalama emekli aile de 12 bin 13 bin düzeyinde bakın. Yani bugün ortalama emekli aile 10 bin liraya çıkmasıyla 12 13 bin liraya çıktı. Yani ortalama emekli açlık sınırında. Hı-hı. Yoksulluk sınırı derseniz 47 bin lira. Orada da bakın iki emekli olsa, bir çalışan olsa bir ailede, onlar da yoksulluk sınırında. Yani emekliler için durum hepsinden çok farklı aslında. Şöyle hepsinden çok farklı. Mesela ücretliler açısından baktığımızda 17 bin liraya çıktı emekli aylıklarının 0.6 katı. Yani yarısı kadar alıyor emekli aylığı ücretlinin. Emekli yarısı kadar alıyor. Eskiden bunun 1.5 katı falandı. Hı hı. Bir taraftan memurlara baktığınız zaman memurlara daha fazla vermeli ama memur aylıkları da %177 arttı aynı dönemde. Yani 33 bin lira oldu, emekli 10 bin lirada kaldı. Yani kamuya baktığınız zaman, kamu işçilerine baktığınızda orada da ayrı bir dengesizlik var. Orada da mesela daha fazla alsınlar ama mesela bir 40 bin lira alan bulaşıkçı olduğu çok vasat bir maaş haline geldi. Aynı yerde öğretmen de 35-40 bin bandında alıyor. Şimdi bütün bir ücretler arasındaki dengesizlik aslında kişilerde huzursuzluk yapıyor. Yani ve burada bir aslında bir denge, bir çalışma dedik ya, yani bir sistem getirmek gerekiyor. Gerek ücretlere. Hı-hı. Bu sadece ücretlerle ilgili bir durum. Yani bunların hepsi de ücretlersek. Hı-hı. Yine sosyal güvenlik alanında da bir sistem getirmek gerekiyor. Yani bu emeklilerle ilgili de öyle. Emekliler de diyor ki, ya ben aynı dönemde emekli oldum, daha fazla, daha düşük alıyorum, daha fazla prim ödedim, daha fazla günüm vardı. Emekli olduğum tarihle mi ilgili bu? Neyle ilgili? Ama gerçekten burada haklılık payları da çok fazla. Onlar da diyor ki emeklilikte ben intibak istiyorum. Yani bugün yapılması gereken Türkiye'de aslında bu anlamda ciddi bir çalışma ve ciddi bir projeksiyon. Siyasi partilerinde bence bu konularla ilgili hangi parti olursa olsun bir yol haritası, bir proje ortaya koyması lazım. Yani nasıl düzeltecek, ne yapacak, bu sistemi nasıl eski haline dönüştürecek? Çünkü bir yerden çektiğiniz zaman arkası geliyor. Bugün talep edenlere veriyorsunuz, yarın talep etmeyenler kalıyor. Mesela emeklinin durumu biraz öyle. Yani ilk başta işçilere verildi. İşçilere verildiği zaman memurlar dedi ki bizimki düşük kaldı. O zaman size de verelim biraz. Sonra emeklininki düşük kaldı. Bakıldı ki bütçe belli bir aşamaya geldi. Emekli kim söyleyecekti? Orada bir sendikalaşma da yok. İşte emekliye geldiği zaman da bütçe biraz daha böyle sıkıntıya girdi ve kaldı yani. Evet. Şimdi bence bütçe iyi olmayabilir, gelirler iyi olmayabilir ama bunun daha adil, daha böyle az da olsa herkese bir dağıtım olduğu zaman insanlar daha bu konuda kendini iyi hissettiğini düşünüyorum.